Dinimizde şakalaşmanın yeri ve ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz şaka yapar mıydı? Şaka niyetiyle yalan söylenebilir mi? Peygamber Efendimiz eşleriyle şakalaşır mıydı? Şakası yapılamayan konular var mıdır? Kediye, köpeğe insan isimleri verilebilir mi? Şaka niyetiyle kişi korkutulabilir mi? Bir kimseye lakap takmak caiz midir? Soruların cevapları az sonra Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Muhabbet Kapısı'nda. Allah'ın rahmeti, bereketi, esenliği üzerinize olsun sevgili izleyiciler. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Evet, birbirinden güzel konularla bugün yine karşınızdayız inşallah. Şaka konusu, latife konusu, nükte konusu, alay konusu. Bütün bunları konuşacağız. Önce hediyelerimizi hatırlatalım. Çok kıymetli şifrelerimizi bilen kardeşlerimize... Efendim bir 30 özellikli Kur'an-ı Kerim, bir başka kardeşimize şu güzel şallardan hediye ediyoruz. Üçüncü olarak da mutlu bir yuva için 6 mektup kitabımız ve yanında da bir tesbih hediyemiz var. İnşallah 4 peygamber ismi gelecek, onları bilip ilk telefon eden kardeşlerimize hediye vereceğiz. Hayırlı sabahlar tekrar, bir telefonumuz varmış. Alalım hemen. Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar. Alo. Hatta mısınız? Selamun aleyküm. Hocam. Buyurun. Hocam benim size bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Hocam ben 27 senelik evliyim. 4 tane çocuğum var. Eşim başka kadınlar yüzünden çocuklarına para pul hiçbir şey vermiyor. Ben yardımlarla geçiniyorum. Boşanma davasına kadar geldik, hiçbir yardım destek yapmıyor bize. Evet. Bir şans vermek için tekrar bir daha eşime fırsat verdim. Daha yapmayacağım dedi. Ama yine de aynı kadınlarla konuşuyor. Çoluğun çocuğuna hiçbir şey yardım destek vermiyor. Ne yapmam gerekiyor? Ben hep ailemle de kötü etti. Hiçbir ailemle de konuşamıyorum. Onun yüzünden 3 senedir kızımla da konuşamıyorum. Kaç yaşında çocuklar? Ne yapmam gerekiyor? Ben 42 yaşındayım hocam. Çocuklarınız küçük mü? İki tanesi evli hocam. İki tanesi biri 12 yaşında, biri de 7 yaşında. Özel eğitimden ders alıyorlar. Evet. Ne yapmam gerekiyor? Ben kendi çabalarımla geçinmeye çalışıyorum. Ev yaptık. Eşim evden bırak git diyor bana. Sen yapmadın ev diye. Ben zahmet çektim diyorum. O da bana bu zamana kadar durduğuna say zahmetini, emeğini diyor. Sizin yanınıza gelmiyor. Sizi terk etti yani. Evet hocam. O başka yerde yaşıyor. Bize hiç para pul çocuklarına yardım destek vermiyor. Peki mahkemeye verseydiniz avukata? Hocam bir boşanma davası açtık, bir daha yapmayacağım dedi. Vazgeçtik ama yine aynı hareketlerine devam ediyor. Ya burada sizin elinizdeki en güzel imkan mahkemeye verebilmek. Başka da yapacağınız bir şey yok zaten. Bir adam evini terk etmişse, çoluk çocuğuna da bakmıyorsa zaten kocalık görevini, erkeklik görevini yapmıyor. Size de manevi bir psikolojik baskısı oluyor bunun. Bundan dolayı elinizde ne yapabilirsiniz? Yani hadi gelmese gelmesin demek yetmiyor ki. Hem de gidiyor bir parasını pulunu başkasını kadınlarla yiyor. Dolayısıyla bence onun sözüne tekrar güvenmeyin. Bir defa aldatmış, tekrar aldatacak zaten. Mahkemeyi açın. Pişman oldum der, her şeyi bırakır, terk eder gelirse yine kapınızı açarsınız inşallah. Peki başka soru var mı? Hocam evimi ocağımı bırak git diyor. Anahtarımı bırak diyor. Çocuklarımla ben bir gelirim, bir şeyim yok. Ben ne yapmam gerekecek, bir yerim de yok. Evden atmaya çalışıyor bizi. Ama bak ben şimdi, de evimi bırakmam diyorum. Bak öyle o halde durmak doğru değil. Devlet size boşadığı hal zaman nafaka hakkı veriyor. Belli bir süre nafaka hakkı var. Çocuklarınızın küçüklere bakma zorunluluğu var babanın. Bunları maaşı geliri varsa alacak, size verecek zaten. Niye perişan durumda bekliyorsunuz böyle? Yani doğrusu o. Doğru yoldan gitmeniz lazım. Hayat imtihanlarla dolu ama biz hep böyle engebelli bekleyerek ya da bir yalan söyleyerek, bahaneler uydurarak yaşarsak sıkıntıdan kurtulamayız. Dost doğru yolda yürüyeceğiz. Doğru nedir burada? Aklın yolu bir. Böyle bir adam mahkemeye verilir, boşanma davası açılır. Oradan da alabildiğin tazminatı alırsın.
Ondan sonra geliyor, gelmiyor. O düşünsün. Şu anda seni perişan halde bırakmış. Evet hocam. Doğrusu. Ben nerede ne yardım varsa ona başvuruyorum hocam. Yardımlarla geçinmeye çalışıyorum. Bence kaymakamlık yardımlarıyla. Bak, kendim fındık bahçelamalara gidiyorum. Çocukların ihtiyaçlarını öyle karşılıyorum. Ama bu doğru değil işte. Bak nasıl olsa buradan ben hallediyorum. Boşanmayalım, bu da böyle gitsin deme yani. O zaman sıkıntıya gireceksin zaten. Bir an önce mahkemeni aç. Ondan sonra ne devlet sana ne takdir ederse onları alırsın inşallah. Hayırlı günler diliyorum. Sağlık, afiyet teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı Rabbim huzur versin çocuğunuzla. Tabi buradan çıkarılan ders şu. Bir insan evlenmiş, çocuk sahibi olmuş, hanımı var, çocukları var, büyütmüş. Ama bir başkası, düşman bile bu kadar evine zarar veremez. O hanımı perişan edemez. O çocukları böyle sefil halde bırakamaz. Kim yapıyor bunu? Evin erkeği yapıyor. Babalar yapıyor. Niye yapıyor? Sebep ne? Bir başka kadın. Yazık değil mi yani? Sen niye evleniyorsun kardeşim? Mutlu olmak için evleniyorsun. Sıcak bir yuva. Bugün bak yuvanın sıcaklığından bahsedeceğim. İnsanı en çok mutlu eden şey bir yuvanın, sıcak bir yuvanın bulunmasıdır. Sıcak yuva deyince illa içinde hani şöminesi yanan, kaloriferi yanan anlamında değil. Eve girdiğinde huzur bulduğun yer sıcak yuvadır. İnsan en çok kiminle dost olmak, konuşmak, hemhal olmak ister? Kendini dinleyen, derdiyle dertlenen, sevincini paylaşan, zor zamanda sığınabileceği, kanatların altına girebileceği insanların olduğu yerde olmak ister. İşte o sıcak yuva odur. Bunu kim dağıtıyor? Gene erkek dağıtıyor. Yani işte telefona göre konuşuyorum. Kocası mahvetmiş gitmiş. O ev buzdolabı gibi şey. Herkes orada üşüyor. Sıkıntılı, huzursuz, ümitsiz, ümidini kaybetmiş bir insan. En büyük belki de hayatın darbesi bir insanın umudunu, ümidini kaybetmesidir. Evet, diğer bir telefonumuz hattaymış. Alalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Kırşehir'e selam olsun, Bozoklar şehrine. Buyurun efendim. Hocam ben şimdi eşim baskısıyla kredi çektim. Evet. Çok bir miktar çekmedim. Az, 2 milyara yakın bir şey çekmiştim. Tamam. Hocam günah olduğunu bilmiyordum. Faizli kredi çektin. Ya şu anda tam nasıl çektiğini de bilmiyorum. Faizsiz mi, ne kadar faizli bilmiyorum. Tamam. Hani o konuları bilmiyorum ben. Eşin çek dedi, senin üzerine yıktı onu, sen ödeyeceksin öyle mi? Eşim ödüyor. Ha, o ödüyor ama senin adına çektirdi, belki daha evet, avantajları falan var diye düşündü. Faizden medet beklenmez kardeşim. Faiz. Hocam günahı bana mı yazılacak? Günahı zanızla. Hocam ben bilmiyordum günah olduğunu. O zaman almıyorum, çekmiyorum de. Yani ona da çektirme. Yani niye çekiyorsunuz şimdi? Nasıl ödeyeceksin onu? Hocam çalışmıyordu. Çok zor durumdaydı. Hani zaten ama günah olduğunu bilseydi varsa zaten çekmezdi. Bak, devletin verdiği teşvik kredileri var. Mesela devlet diyor ki bu pandemi sürecinde benim esnafım çalışamadı, edemedi. Ben ona şimdi de yeni bir paket de açıklanıyor mesela. Bir sene diyor böyle ödemeyecek. Sonra da gram gram kira öder gibi ödeyecek diyor. Bu vatandaşın karına bir şey. İşte onu biz de yaptık hocam. Yani devletten mi aldınız? Evet, devletten aldık. Ha, bunda bir zaruret de var bu pandemi sürecinde. Burada devletin verdiğiyle bankanın verdiği arasında fark söylüyoruz. Neden söylüyoruz? Çünkü devletin derdi senin cebinden para kazanmak değil. Devletin derdi senin iş sahibi olabilmen, ayakta kalabilmen. Onun anlamda onun adına faiz bile dese devlet, senden aldığı faiz yerine geçmez. O masraftır. Mesela öğrenciye burs veriyor devlet, değil mi? Kredi bursu veriyor. Kredi Yurtlar Kurumu öğrenciye burs veriyor. Öğrenciye burs verirken Kredi Yurtlar Kurumu kafasında şu yok: ben bu öğrencilere parayı vereyim şimdi, sonradan bunlardan söke söke fazlasıyla faiziyle alırım, paramla para kazanırım. Hayır, devlet öğrenciye verdiği burslardan hep zarar eder. Peki niye verir? İnsana yardım etmek istiyor devlet. Vatandaş ayağa kalksın, okusun, ilerlesin. Esnafa da böyle. Ama bankaya git,
bankadan kat kat faizle kredi al ve çatır çatır da hacizle gelir alırım diye tepene binen aracılar, bankacılar, bankerler aracıyla faize girerek kredi alıyorsanız bu diğerinden farklı, devletin teşvikinden farklı. Arada fark var. Niyetle de bazen faiz olur, niyetle bazen alışveriş faize benzemesi sebebiyle faiz olmaz. Yani bu devletin verdiği çok düşük masrafları aldığı şekliyle bir kredi ise ondan dolayı alabilirsin. Peki, başka soru var mı? Hocam bir de bir şey daha soracaktım da. Buyurun. Hocam şimdi ben namaz kılıyorum. Evet. Namaz kıldığım zaman hani küçük çocuğum var. Yani aklım çoğu neredeyse onda kalıyor. Normal, doğrudur bu. Kalsın. Bir de düzgün hani tam kılamıyorum. Tam dua süreleri okuyamıyorum. Evet. Okumaya çalışıyorum. Aklıma girmiyor. Valla şöyle bir tabii çocuğun olması senin için bir mazerettir. Namazda aklın kalabilir ama düzgün okuyamıyorum demek mazeret değil. Her işimizi krediyi çekerken bak bin bir türlü hesap ediyorsun. Ama sureyi ezberlemek için gelince oraya vakit kalmıyor. Hocam her gün okumaya çalışıyorum. Her gün okuyorum. Her gün bir hani öğlen namazından sonra her gün bir 10 dakika okumaya çalışıyorum elimden gelince. Tamam, güzel işte, böyle gayret edeceksin inşallah. Evet, çok hani gayret ediyorum ama tamam. Hani birkaç tane yerde şey yapamıyorum, tam getiremiyorum. Bir günde olmaz, bir gün olur. İnşallah böyle yaptıkça, uğraştıkça taallem türlü. Elimden gelince hiç namazlarımı kaçırmıyorum. Hani yanlış mı kılıyorum, doğru mu da kılıyorum bilmiyorum ama yani vaktinde hep kılıyorum. Tamam. Onu şöyle yapacağız kıymetli kardeşim. Tebrik ederim. Gayretli olman iyi bir şey. Çoluk çocuğuna rağmen sen namazını kılmaya çaba gösteriyorsun. Ya bir hoca hanıma etrafınızda gerçekten tahsilini bildiğiniz, edebini, erkanını bildiğiniz, ilmine güvendiğiniz bir hanım hocaya kardeşim ben namazlarda bunları okuyorum diyeceksiniz ve o şekilde dinleyecek sizi. Tamam, bak bunlarla namaz olur, güzel de okuyorsun diyebilir ya da şuralarını düzeltelim der. O şekilde düzeltilmiş şekilde okursan daha iyi olur. Böyle kendine göre değil de bir ehlinden sormak lazım. Vardır etrafında vardır öyle hanım hocalar. Şu anda küçük çocuğum olduğu için çıkamıyorum pek fazla. Ama havalar şu an iyi gittiği için artık hani cami hocasına bir sormak istiyorum. Hani bayan hocalara bir sormak istiyorum. Hani bana her gün bir düzgün, hani bana bir en azından düzgün öğretin ki hani her gün bir haftada bir süreyi ezberlemeye çalışayım. Nerede oturuyorsun sen? Ben Kırşehir'de oturuyorum hocam. Merkezde mi? Evet. Kırşehir'in müftüsü Mehmet Yaman hocamıza söyleyelim. Sana şöyle 3 gün bir hoca göndersin. Ne olacak? Evine gelir. Çocukların da var. Hanım hoca. Gelir öğretir inşallah. Buradan da çok istiyorum. Yani tamam. Kur'an'ı okumayı çok istiyorum. Selam olsun buradan da. O beni duymuştur şimdi. İnşallah sen müftülüğe müracaat et. Ben evimde Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorum ya da falanca camide diye. İnşallah hanım hoca gönderir oraya. Sağ olun hocam. Allah'a emanet hocam, olun. Buyurun. Hocam bir şey daha sorabilir miyim? Buyurun. Hocam şimdi zina işlendi. Efendim? Hocam zina ile ilgili bir şey soracaktım. Sor bakalım. Hocam zina işleyen bir kişi sonra tövbe etti. Hı hı. Yani hep yatıp kalkıp yani dua etse, tövbe etse, dua tövbesi kabul olur mu hocam? Allah-u Teala tövbe ile ilgili kullarım sana beni sorarlar ey Habibim. Onlar dua ederse ben duasını kabul ederim. Tövbe edenin tövbesini kabul ederim. Ayetlerde buyurmuşken biz tövbe eden birine tövbesini kabul etmez diyemeyiz. Onu Allah bilir. Yalvaracak, samimi mi, gönülden mi, gözyaşıyla mı, nasıl tövbe ediyor? Bir daha tövbe edeyim, bir daha dönerim diye mi düşünüyor? Yoksa bundan sonra Allah korusun o tarafa hiç bakmam diye mi? Bütün bunları Allah bilir. Tövbe etmeye devam edecek. Başka elimizden ne gelir zaten? Estağfirullah deyip tövbe edeceğiz. Peki Allah kabul etsin. Kur'an'ı da öğrenirsin inşallah. Namazını kılarsın. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Diğer telefonumuz hazırmış. Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar hocam.
Evet, bu arada şifremiz de geldi. Şifreleri bilenlere hediyelerimizi söylemiştik. Buyurun efendim. Hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı hocam. Hayırlı sabahlar hocam. Ben evet. Yabancıyım. Nereliyiz? Genelde Kırgızistanlı. Kırgızistan. Evet. Peki, hoş geldin. Safalar getirdin. Sağ olun. Şey, kaç senedir burada yaşıyorsun? 5 sene. Kahramanmaraş'ta yaşıyorsun. Evet. Evet. Şey, ben Sovyetler zamanında büyüdüm. Doğru. Biz Sovyetler zamanında büyüdük zaman bizi hiç kimse Kur'an öğren, namaz kıl, oruç tut, İstersen tutabilirsin diye böyle şey oldu. Söyleyemezlerdi ki, Sovyetler zamanında yasaktı zaten. Evet, çok baskı olurdu yapmak ailelerdi. Böyle üniversiteye okumak çok zordu o zamanların. Sonra Sovyetler bozuldu, ben Türkiye'ye geldim, Türk adamla evlendim. Evet. Namaz kılmayı çok şükür namaz kılmayı da öğrendim. Oruç tut. Öğrendim. Evet. Şimdi çok Kur'an öğrenmek istiyorum. Biraz öğreniyorum ama para olduğu için biraz zor oluyor. Önceden tutulmadık oruçlarım, önceden tutulmadık, kılınmadık namazlarımı gerçekten çok üzülüyorum. Şimdi öğrendiğim için ne yapsam onlardan şey yapabilirim. Kurtulabilirim. Oruçlu bilmiyorum da ama namazı bazen kaza namaz yapıyor. Nafile namazlarım onlara geçer mi geçmez bunları da öğrenebilir miyim hocam? Tabii siz anne baba sizler hep elhamdülillah Türksünüz değil mi, orada Müslümansınız. Evet, evet. Efendim. Ama yapamadınız. O dönemde Allah demek suçtu. Türkçe konuşmak suçtu. Onlara göre, yani suç derken Ruslara göre öyleydi. O baskıdan siz dini bir eğitim de alamadınız. Ama geldiniz buraya hamdolsun. Anadolu bağrını açtı size. Nice insanlara kucak olduğu gibi. Burada şimdi her şeyi öğrenince eskilerinin borç olduğunu, üzerinize kaldığını öğrendiniz. Evet. Burada, evet kıymetli kardeşim, burada İbadetlerinize devam edeceksiniz, namaza, oruca. Önceki yapamadıklarınız da gücünüz yettiğince her gün namazların peşinden birer de kazasını kılarsınız. Oruçlarınızı, sağlığınız yerindeyse, özellikle böyle bu zamanlarda, mesela kışın serin vakitlerde, kısa günlerde ne kadar kazaya kalmış tutmaya çalışırsınız. Ömrünüz el verdiğince bunları ödemeye çalışırsınız. Çünkü sonuçta onlar bizim Rabbimize karşı borcumuz ve aslında biz kendimiz için yapmış oluyoruz. Ama burada da dengeyi korumak lazım. Yani şunu söylemiyorum, bu da yanlış. Çünkü psikolojisi bozulur insanın ve zamanla kaldıramaz. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah taşıyamayacağını kuluna yüklemez. Kendiniz sürekli secdede, bu kadar yıl boşa gitmiş, her gün onlarca, yüzlerce namaz kıl, her gün oruç tut, buna dayanamazsın. Dengeli, ölçülü götür, yapabildiğin kadar kazaları yapmaya çalış. Tebrik ederiz. Rabbim huzur versin, sağlık versin. Başka soru var mı? Daha bir soru var. Ben kendim genelde makine mühendisiyim. Evet. Çok zaman yayında, üniversitesi bittikten sonra ilk hocam vefat etti. O zaman da hocamla beraber alkol fabrikada hocam genel müdürdü. Ben de orada müdür olarak çalıştım. Evet. Şimdi bazen bu namaz kılıp bu Müslümanlıkta öğrendikten sonra gerçekten çok vicdan azabını çekiyorum. Alkol çokluğuma gerçekten aşırı o kadar pişmanım ki bazen düşünüyorum, belki ben ayıman diyorum, birisi karısından ayrıldı, evinde huzursuzluk oldu, belki bir şey oldu diye o alkol attığım için günah diye düşünüyorum ama bilmiyorum, bazen
namaz kılırken her zaman bir delik, kötü düşünceler hiç aklıma çıkmıyor. Anladım. Sanki şeytan bana şey yapıyor. Sen alkol sattın da, sen şey yaptın da, bunu yaptın da diye. Beş vakit namazlıktan beş vakit kafamızı çıkmıyor. Şimdi anladım. İçinde sen buhranlar yaşıyorsun, muhasebe yapıyorsun. Bu aslında kötü bir şey değil. Neden? Abdullah İbni Mesud sahabeden peygamberimizin arkadaşlarından biri diyor ki Müslüman günahlarını üzerine yelip yığılacak dağ gibi düşünecek günahlarını. Yaptığı hayırları unutacak ama günahlarını unutmayacak. Dolayısıyla bu muhasebe yapmanız güzel bir şey. Ancak şunu bilin ki siz böyle bir maalesef buhranlı cahiliye döneminden gelmişsiniz, yetişmişsiniz. O imkanlar yokmuş o zaman. Günahlarınızı unutmayacaksınız ama ettaibu mine zembi kemen la zembele, tevbesini yapan kişi de sanki o günahı işlememiş gibidir diyor Peygamber Efendimiz. Yani o tövbe ettin sen, pişman oldun artık. Bir daha oraya dönüp bakmıyorsun ama unutmuyorsun da, bunlar güzel hasletler. Çok tebrik ediyorum bu hassasiyetin için. Rabbim işlerini kolaylaştırsın, dualarını kabul etsin, tövbeni kabul etsin. Sana huzurlu, mutlu bir gelecek nasip eylesin. Çok da güzel örnek oldun bizim Türk halkı için. Bak, yapamayanlar, daha sonra yaparım diyenler için de bir ibretlik hadise anlatmış oldun. Her şey zamanında değil mi? Yapamayınca insan bu sefer sıkıntısını, üzüntüsünü yaşıyor. Hayırlı günler diliyorum. Sağlık, afiyet. Kahramanmaraş'a selamlar kardeşim. Sağ olun kardeşim. Evet, yine kardeşlerimiz insanların arasına girip sorularını almışlar. Bakalım ne soruyorlar bugün. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Eşim kahveye gidiyor. Ben de kızıyorum kahveye gidiyor. Evine gel, çocuklarınla beraber otur diyorum. İyi yapıyorsun. Ama hiçbir şey yapamıyorum. Ne yapmam lazım? Elinden geleni yapıyorsun zaten sen. Razı olmuyorsun ve onu ikaz ediyorsun. Bizim vazifelerimizden biri de iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Önce kendimizden başlayacağız, nefsimizden. Sonra eşimizden, evladımızdan. Dolayısıyla siz gereğini yapıyorsunuz. Bunu tatlı dille, içten gelerek, samimiyetle yaparsanız ve devamlı yaparsanız makbuldür. Yani söyledim artık bir daha söylemiyorum, bıktım artık demeyin. Bugün anlamaz, yarın anlamaz ama öyle bir gün söylersiniz ki hakikaten der ya, ben ne kadar hayırsız bir insanım, ne kadar akılsız bir insanım. Yazık değil mi ya, evime gitmiyorum, kahveye gidiyorum, kumar oynuyorum, çoluk çocuğumu ihmal ediyorum. Gidip evimde sıcak, huzurlu bir ortamda onları neşelendirmiyorum. Bak bugün neşeyi anlatacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evdeki şakalarını anlatacağız. İnsan evini özlemeli. Biraz da evin içerisinde öyle ortam oluşturmalıyız. Çoluk çocukla, torunlarla, yeğenlerle, dayılarla, amcalarla evde sıcak bir hava olursa gençler de orayı özlerler. Eşler de özlerler. Peki diğer sorumuz. Hocam ben çok parfüm sıkıyorum da insanlar bu kokuyu alıyor, rahatsız falan oluyor. Bir günah var mıdır acaba bunun hakkında? Bu hassasiyet güzel bir şey. Gerçekten diğer insanlardan farklı yaşadığımız zaman farklı bir insan oluruz. Ya herkes yapıyor, ben de yapayım ne olacak dersek, sıradan işte bir ot büyür, sonra sararır, çürür, gider. Öyle yaşamış olur. Halbuki öyle değil. Hep böyle yüce, güzel insanlara baktığınız zaman hayatlarında hassas davranmışlar. Başkasının düşünmediğini düşünmüş. Yani gülü incitme diye söz söylemiş. Yani gülü incitme gönül. Şimdi gülü incitmekten korkacak kadar yaşamış insanlar başarılı olurlar, sevilirler. Parfüm kokumla ben başkasını rahatsız ediyor muyum acaba diye düşünmek farklılıktır, hassasiyettir, güzel bir şeydir. Buna dikkat ederse insan o zaman yükselir. Çünkü insan edebiyle, erkanıyla, güzelliğiyle başkalarından ayrılır. Yoksa herkesin yaptığını ben de yapsam ne olur diyerek olmaz. Tebrik ediyorum. Dikkat etmeliyiz elbette. Diğer sorumuz gelsin arkadaşlar.
Önce selamun aleyküm hocam. Aleykümselam. Benim bir sorum olacak size. Bizim dinimizde kandiller ne zaman şey olmuştur? Çünkü benim duyduğum kadarıyla peygamberimiz ve sahabiler döneminde kandiller kutlanmıyormuş Kadir Gecesi dışında. İkinci Selim zamanından sonra kandillerin kutlandığını duydum. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Duyduklarınız doğru. Fakat niye kutluyoruz? Peki o zaman? Bunun da bir cevabı olmalı. Yani hocalar işte kandil gecelerinde mevlitler okuyorlar, Kur'anlar okunuyor, sohbetler ediliyor, tövbeler, zikirler yapılıyor. Kandil simitleri dağıtılıyor, camide mahyalar süsleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı programlar yapıyor vesaire. Diğer STK'lar programlar yapıyor, müminler tebrikleşiyorlar. Niye oluyor? Şimdi bu ikisi birbirinden farklı şeyler. Birinci duyduğun doğru. Kadir Gecesi Kur'an'la sabit. Berat Gecesi'nin Duhan Suresi'ndeki Leyle-i Mübareke Berat Gecesi midir, Kadir Gecesi midir? İhtilaflı. Onun da Kadir Gecesi olduğunu alimlerin çoğu söylüyor. Berat Gecesi ile ilgili hadis-i şerifler var. Miraç Gecesi Kur'an'la sabit ama kutlama ile ilgili bir ne hadis ne de herhangi bir nas, ayet yok. Peki geriye kalan İşte Mevlid Kandili, Regaib Kandili. Mevlid ve Regaib Kandili sonradan kutlanan kandillerdir. Bu doğru. Peki kandilleri madem böyle hepsi bir beş tane bir beşi bir yerde gibi değil, biz niye kutluyoruz? Bazı ibadetleri gelenek haline getirmek o ibadetlerin daha sürekli yaşanmasına ve toplumda bir medeniyet inşasına sebep olması meselesi bu. Siz sadece dini kitapların arasında, şu kitapların arasında bırakırsanız hayata yansıması, hayatta bir etkinliği olmazsa o zaman din sizin medeniyetinizi kuramaz. Neden biz yılbaşını bütün dünya kutluyor? Çünkü Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın doğuşunu, Christmas'ı tarihin başlangıcı yapmışlar, takvimin başlangıcı yapmışlar. Ama öyle bir reklamla, öyle bir tanıtımla, öyle bir etkinlikle, o kadar bir kutlamayla yapıyorlar ki bütün dünya bundan etkilenmiş ve herkes aynı anda kutluyor. Ve yılbaşını kutlama adeti çıkmış. Bu bir medeniyetin transferidir. Osmanlı'da Batı medeniyetiyle boy ölçüşen bir medeniyettir. Ayasofya'nın karşısına Sultanahmet'i yapan bir medeniyettir. Süleymaniye'yi, Selimiye'yi diken bir medeniyettir. Gemileri karadan yürüten bir medeniyettir. Dört kıtada at koşturmuş bir medeniyettir. Yüzlerce ırkı bir arada tutmuş, barış içerisinde yaşatmış bir millettir. Bu neyle olacak? Kültürle, edebiyatla, şiirle, folklorla, din tek düze yaşanmaz. İşte bugün de anlatacağım. Peygamber gelmiş, alnını secdeye koymuş, ondan sonra orucunu tutmuş, ağlamış, 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 bu dünyadan gitmiş. Karnına taş bağlamış. Böyle bir peygamber yok, böyle bir din yok. Hayatın kendi içinde her şey var. Şaka da yapmış, nükte de yapmış, gülmüş de, ağlamış da, sevinmiş de, üzülmüş de, imtihan da olmuş. Aç da kalmış, zengin de olmuş, parası da olmuş, her türlü yemekten de yemiş, aç kaldığı da olmuş. Hanımlarıyla şakalaşmış, torunlarıyla oynamış, oyun seyrettirmiş, sevinmiş, üzülmüş. Hepsi var hayatta. Ev yapmış, cami yaptırmış. Hayat devam ediyor çünkü. O onun için bir insan hayatında hep aynı yaşarsa o insan mutlu olamaz, mutluluk da dağıtamaz. İşte kandil gecelerin olacak, bayramların olacak, düğünlerin olacak, derneklerin olacak, toplantıların olacak, yemeklerin olacak, ziyafetler olacak, bazen aç kalacaksın, orucun olacak, namazın, hayat renkli olacak. O zaman güzel olur. Rabbim bu anlamda onları farz kabul etmezsek, bu yönünü bilirsek, o şekilde kültürel etkinlik olarak Mevlid Kandili'ni de kutlarız. Büyük bir
fırsattır Resulullah Efendimiz'i anmak ve tanımak için. Aynı anda ibadet de etmiş oluyoruz. Dua ederek, salavatlar getirerek ve tanıtarak, ahlakıyla ahlaklanarak. Güzel bir konuydu. Başlı başına bir sohbet konusudur. Ve bu konuyu özellikle İslam dünyasında yazarlar, çizerler, akademisyenler çok tartışmalıyız. Neden? Çünkü bir grup var ki ya bu ibadetlere siz işte Ramazan'ı Karagöz Hacivat'a çevirdiniz, folklore çevirdiniz. Ne bileyim işte Kur'an'da, hadislerde şöyle, siz buraya bunu kattınız tarzında. Elbette bidat ve hurafeyi dinin aslını bozacak şekilde dine sokuşturursan bu günahtır. Küllü bidatın dalali. Ama kardeşim bu hayat, dünya sadece senin kitabınla yaşanmaz. Öyle bir din yok. Din de onu istemiyor zaten. Örf dediğin şeyi din kabul ediyor. Her şeyi din söylememiş ki, sana da bırakmış. Aklına bırakmış, örfe bırakmış. Çok soru sormayın demiş. Onu kendiniz halledin demiş. Her şey biz caiz, la yecüz. Yecüz, la yecüz. Caiz ya da değil. Böyle din yaşanmaz. Sevgi var, aşk var, muhabbet var. Efendim, keder var, sevinç var, düğün var, dernek var. Neyse. Bu anlamda soru güzeldi. Peki. WhatsApp sorumuz gelsin. Size bir sorum olacaktı. Evet. Bundan birkaç sene önce ben Kur'an-ı Kerim'i Arapça okumak istedim. Bizim bir komşu vardı. Bana Arapçasını öğretecekti. Eşim ve kaynanam bana şöyle davrandı. Eğer ki Arapça okuduğun zaman anlamını bilmiyorsan okumanın da bir anlamı yok. Git Türkçesini oku dediler. Bunun günahı onlara mı yoksa bana mı? Evet. Deveye sormuşlar, yokuşumu seversin, inişimi seversin. Deve de demiş ki bunun düzü yok mu? İlla beni zorluyorsun yokuşa, inişe. Sevgili kardeşim, bunun düzü ne? Türkçe'de okursun, Arapça'da okursun. Türkçe okudun, Arapça namazda Arapça okumak lazım. Arapçasını bilmeden namazda nasıl okuyacaksın? Arapçasını da güzel okuyacaksın ki Kur'an olsun. Yoksa Kur'an olmaz, o meal olur. O da farzdır tabii. Ama Arapçasını okur da manasını bilmesen günah demek de yanlış. İstiklal Marşı'nı bizim çocuklar okuyorlar değil mi? 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında çocuk okuyor. Hadi manasını versin bakalım. Manasını bilmiyorsa okumasın denir mi? Bazı şeylerin manasını bilmeden de okuruz biz. O lafzıyla da Kur'an'dır. Manasıyla da Kur'an'dır. Dolayısıyla lafzını söylersen Allah'ın lafzı olur. Kelamullah diyoruz. İlahi kelamdır o. Sıradan insanın sözü değildir. Onu da öğreneceğiz. Evet, vakit var mı? Bir şöyle hem izleyici dinlesin hem ben bir dinleyeyim. Bugün dinleneyim. Sesim de biraz düştü. Dün gece çok uzun bir toplantı yaptık arkadaşlarla. Orada da ben yönetmek durumunda kaldım. Çok konuştum herhalde. Zaten her gün her yerde konuşunca. Bir 13 Şubat 2021'de bir şiir yazdım. Şimdi dün gece önüme çıktı. Ben unutmuşum bunu yazdığımı. Bu şiir tabii şairlerden müsaade isteyerek okuyacağım. Öyle bir iddiam falan yok ama gönlüme gelenleri terennüm ettiğim bir şey. Yıllardır hep kütüphanelerle uğraştık biliyorsunuz. Derdimiz, bizim işimiz ilim, irfan, öğretmek, okutmak, okumak. Yaklaşık işte düşünün 10 yaşından itibaren okuyoruz veya 7 yaşından itibaren. Hatta ben 6 yaşında gitmiştim ilkokula. O gün bugündür hep okuyorum. Hala okuyorum. Buraya gelirken bile okuyorum. Böyle geçen sene sanıyorum bugünlerde işte yine kitapları karıştırırken raflarda, kütüphanede kitaba herkes şiir yazıyor da raflar bana sanki bizi unuttunuz der gibi serzenişte bulundular. Yani bazı rafların da kitabın ağırlığından büküldüğünü gördü. Beli bükülmüş böyle taşıya taşıya. Sanki benimle dertleşmek istiyorlardı. Ben öyle bir hisse kapıldım ve onlara, raflara yıllardır kitaplarımı taşıdığı için bir teşekkür sadedinde şöyle satırları
dizeleri kaleme aldım. Onu sizlerle paylaşayım. Hem bir teneffüs gibi olsun inşallah. Ama yani şiir kalitesi olarak, ses kalitesi olarak onları da tartışmayın. Sadece hislerimi paylaşmak için okumuş oluyorum. Affınıza sığınarak. Raflar. Raflar, kitap dolu raflar. Birlikte çektik dayanılmaz ıstıraplar. Basamak, her bir basamak daha yukarı, yukarıya ulaşmak. Kah boşaldın, kah doldun. Benimle taşındın, benimle yoruldun. Tozunu sildim, elimde bezim. Hangisi ne tarafta, kitabımdan eminim. Bir hece, bir kelime gönlüme düşünce geldim yine sana, sen el verdiğince. Kolunu tutarak sığındım gölgene, yaslandım omzuna senden güç alarak. Sevdiğim oldun, yalnızlığı unuttum. Kitaplar sırdaşım, gönlümce avundum. Hazine sandığım ne altın ne gümüş. Bir ömür sermayem raflara uzanış. Kokuna alıştım, kitap çektim içime. Aramak hep derdim, aşkım bilmediğimde. Yükü sen taşıdın, belin bükülene dek şikayet etmedin, şahidim gerçek. Raflar, raflar, hatıram, umudum, sizinle yoruldum, ben sizinle oldum. Evet, 13-2-2021 Başakşehir'de kaleme almışım. Bazen yükümüzü çekenin farkında değiliz. Bu hayat imtihan dünyası. Raflar, kitapların yükünü çeken onlar ama hep kitaplar üzerine şiir yazılır. Raflar unutulur. Emek vereni unutmamak lazım. Omuz vereni unutmamak lazım. Zor zamanda yükümüzü taşıyanı unutmamak lazım. Bir WhatsApp sorumuzla devam edelim efendim. Hocam iyi yayınlar, iyi günler. Oturma odamızda Allah Muhammed yazılı süslemeler bulunuyor. Bunların yanında ayaklarımızı uzatmak veya rahat oturmak günah olur mu? Peki bir ara verelim. İnşallah nefeslenelim. Sonra devam edeceğiz. Resul Efendimiz'in şakalarından, nüktelerinden, ev hayatından bahsedeceğim bugün. Yuvalarımızın, evimizin sıcaklığını hissedelim. Kısa bir aradan sonra. Dinimizde şakalaşmanın yeri ve ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz şaka yapar mıydı? Şaka niyetiyle yalan söylenebilir mi? Peygamber Efendimiz eşleriyle şakalaşır mıydı? Şakası yapılamayan konular var mıdır? Kediye, köpeğe insan isimleri verilebilir mi? Şaka niyetiyle kişi korkutulabilir mi? Bir kimseye lakap takmak caiz midir? Tüm bu soruların cevapları az sonra Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Muhabbet Kapısı'nda. Dinimizde şakalaşmanın yeri ve ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz şaka yapar mıydı? Şaka niyetiyle yalan söylenebilir mi? Peygamber Efendimiz eşleriyle şakalaşır mıydı? Şakası yapılamayan konular var mıdır? Kediye, köpeğe insan isimleri verilebilir mi? Şaka niyetiyle kişi korkutulabilir mi? Bir kimseye lakap takmak caiz midir? Soruların cevapları az sonra Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Muhabbet Kapısı'nda. Hocam iyi yayınlar, iyi günler. Oturma odamızda Allah Muhammed yazılı süslemeler bulunuyor. Bunların yanında ayaklarımızı uzatmak veya rahat oturmak günah olur mu? Evet, şimdi bu yazılara tabii saygı göstermek lazım. Bu İbrahim Ethem için yerde bulduğu bir yazıyı
işte öptüğü, okşaladığı, temizlediği ve onu bir duvarın üzerine koyduğu, gece rüyasında ey kulum sen bizim adımızı yücelttin, saygı gösterdin, biz de senin adını yücelteceğiz diye müjdelendiğine dair haberleri, menkıbeleri dinliyoruz. Bunlar gerçektir. Çünkü insan saygısı değer verdiği ölçüde değer bulur. Ne kadar saygılı olursak o kadar iyi olur. Onun için bu yazılarla mesela boynumuzda kolyeler, işte yarın Ülke TV'de akşamları 10.30-1 arası yayınımız var her pazartesi. Orada da konuşacağız bunları. Boynumuzdaki kolyeler, Allah Muhammed yazıları veya yüzüğümüzdeki ayet hadis yazıyor olabilir. Onlarla tuvalete bile girmiyoruz. Lavaboya girilir mi, girilmez mi? Bugünkü modern banyolara girilir mi, girilmez mi? Bunları konuşacağız. Bundan dolayı saygı göstermek lazım. Ancak başka odanız yok. Oraya da aksesuar niteliğinde süs olsun diye, saygı olsun diye oraya yazıyı koymuşsunuz. Şimdi burada Allah yazıyor. Bizim dekorumuzda da var. Bu tarafta Muhammed yazıyor. Şimdi bir arkadaş gelse burada yorgun bir şekilde şuraya yatsa, işte kameraman arkadaşlar akşama kadar çalışıyor, Allah razı olsun. Birinden çıkıyorlar, öbür yayına giriyorlar. Şöyle bir 10 dakika şurada uzansa, orada Allah yazıyor, burada Muhammed yazıyor. Doğrudan onlara karşı bir hakaret olmayacak şekilde edebiyle yatarsa, oturursa bunda bir sakınca yok. Kur'an-ı Kerim var mesela odamızda. Kur'an-ı Kerim olan odada yatılmaz mı? Yatılabilir. Kapalıysa, bir kılıf içerisindeyse, yüksekteyse o şekilde de bir sakıncası yok. Ama Hazreti Osman, Osman Bey'in Şeyh Edebali'nin odasında sabaha kadar Kur'an-ı Kerim var diye ayakta durmuş olması anlatılır. Bu da güzel insanların yapacağı şeyler. Bundan da büyük bir nimet, büyük bir bereket ortaya çıkar. Bu saygıyı gösterebileceksek, bir zaruret yoksa, o da güzellik olur inşallah. Evet, bu tür yazılar olan yerde yatabiliriz kısacası. Evlerimiz istersek cennet bahçesine döner. Şen, şakrak, neşeli, sıcacık, umut dolu, huzur dolu, mutluluk dolu bir yuva olur. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evi böyleydi. Şimdi onu anlatacağım. İstersek buzdolabı gibi girmek istemediğimiz bir cehennem çukuru olur. Küfürler, bağırmalar, kavgalar, vurmalar, dövmeler, nefretler, kaçışlar. Bizim elimizde bunlar biraz. Ya insanlara kabahat buluyoruz. Şöyle yapamadılar. Hükümetlere kabahat buluyoruz. Böyle yapmadılar. Devletlere kabahat buluyoruz. İşte şu gavurdu, bu kafirdi, bu münafıktı, bu İslam düşmanı. Peki evimizde kime kabahat buluyoruz Allah aşkına? Çocuk bizim. Elimizin altında. Hanım bizim. Bey bizim. Ana bizim. Baba bizim. Ev bizim. Eşya bizim. Burası bize ait. Kapıyı da kapattık içeride. Her şey serbest. Ne yaparsın? İstersek burayı şen şakrak bir yer yaparız. İstersek burayı çekilemez bir zindan yaparız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evindeyken nasıldı biliyor musunuz? Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, Kâne kesrete dıhki fil beyt. Evinde çok gülerdi. Çok gülen bir zat. Gülmeyi de Allah yaratmış. Ya hocam peygamberimiz dememiş mi? Benim bildiğim bilseydiniz siz çok ağlar az gülerdiniz. Ayet de var zaten, kafirler başlarına ne geleceklerini bilselerdi çok ağlarlardı. Ayet var ama sevgili kardeşim bu her gün ağlı anlamına gelmez. Bu şu anlama gelir. Öyle sıkıntılı bir zaman, öyle dönemler gelebilir ki ya da ahirette öyle şeylerle karşılaşacaksın ki böyle her şeyi gülgülistan, oyun zannetme, eğlence zannetme. Biraz ciddi ol. O anlama gelir. Unutma anlamına gelir. Her şeyin sözün söyleniş maksadı vardır. Yeri mekanı vardır. Alıp onu kıyamete kadar taşıyacak olursa her gün gülünmez. Her gün dağlanmaz. Her gün somurtulmaz. Her gün kızılmaz. Kızmanın da bir yeri var.
sevmenin de bir yeri var, ağlamanın da bir yeri var, üzülmenin de bir yeri var. Hazreti Ayşe annemiz ne diyor? O kadar derdi var, tasası var, meşguliyeti var ama eve gelince Resul Efendimiz gülüyor ya, gülüyor. Gülmekten daha güzel bir şey var mı? Allah hepimizi güldürsün, yüzümüzü güldürsün. Gülmek en büyük tedavidir. Elbette gaflet içerisinde kahkahalarla değil. Biz İmam Hatip'e gittik, ilk öğrettikleri bize keşke öğretmeselerdi. Öyle yanlış yerden başladılar ki. La tedhaku kesiran. Feinne kesrete dehki tumitul kalbe. Ya ben daha lise 1'deyim kardeşim ya. Gelmişim sana böyle. Ortaokulu bitirmişim. Karşına gelmişim hocam ya. Bana gülme diyorsun ya. Yapma Allah aşkına. Niye gülme dedin bana? Ben hala gülemiyorum bak. Seni dinledim. Saydım, sevdim. Benim için her şeysiniz. Oradan başlanmaz öğretmeye. Gül de ya, gül de. Önce kesrete dıhki fil beyti. Keşke bunu öğretseydin. Peygamber çok gülerdi, bunu öğretseydin bana. Sen gülme dedin bana. Somurtuyor ondan sonra hocalar. Hepsi somurtuyor. Çünkü gülmeyi günah zannettik. Yanlış kardeşim. Allah gülme fıtratını koymuş. İnsana zevk koymuş. İnsana gönül koymuş. Düşünce alemi, alemlere seyredecek bir gönlü var insanın. Bu insanın gönlü sürekli ağla ağla ağla. İslam dünyası sürekli ağlıyor ya. Özellikle İranlılar ağıttan, Iraklılar ağıttan geçilmiyor. Ağlayarak gemi kurtulmuyor ki. Nedir bu ağlama Allah aşkına? Hocalar da ağlatmak için uğraşıyor. Ağlayın, ağlayın, ağlayın. Ağlama pompası yapıyoruz. Gözyaşı pompası. Niye ağlatıyoruz ya? Onun da yeri var elbet. İnsan Allah'ın huzuruna geçince namazda gözyaşı, secdede gözyaşı dökecek. Elini açacak, gözyaşı dökecek. Duayı gözyaşıyla yapacak. Kabe'nin örtüsünü gözyaşıyla ıslatacak. Güzel. Ama hayatın boyunca ağla kardeşim. Böyle bir şey yok ya. Din bu değil. Din dünya ve ahiret mutluluğunu temin etmek için gönderilmiş ilahi mesajlar manzumesi. Tanımı bu. Bütün kitaplarda böyle tanımlıyor. Dünya ve ahiret mutluluğu diyor. Dünya ve ahirette ağlatmak için demiyor. Ya da dünyada ağlatmak, ahirette güldürmek için böyle de bir tanım yok. Neden buradan başladı? Çünkü Resul Efendimizin evini böyle anlatmazsak anlayamayız. Çünkü bize hep objektif efendim bakış açısı değil, genellikle subjektif anlatıldı. Kamera hep bize ağladığı tarafı gösterdi bugüne kadar. Hep aç kaldığı yerleri, hasırda yattıklarını gösterdi. Öyle değil ki hayat. Bakın gelin aynı hadislerden, aynı siyerden, aynı kitaplardan benim anlattıklarımı da dinleyin. Sadece ben anlatmıyorum tabii. Benden önce de çok anlatmışlar. Yine anlatanlar da var. Bir de buradan bakalım pencereye. Eve geliyor. Evde çok gülüyor. Gülen bir peygamberimiz var. Hanımları şakalaşıyor. Hazreti Ayşe diyor ki sevdeyle ortaya bir bulamaç diye bir yemek yapmışlar. Tabiri caizse dondurmayla helva arası bir şey değil. Soğuk bir şey. Hazreti Ayşe diyor ki sevdiye ye diyor bundan diyor. Buyur sen niye yemiyorsun? Ben onu beğenmedim diyor. Sen misin beğenmeyen? Peygamberimizin yanında alıyor o yemeği. Sevdenin yüzüne sürüyor. Yüzüne buluyor. Sevde de tutuyor kalkıyor Hazreti Ayşe'nin yüzüne sürüyor. Resul Efendimiz karşıdan gülüyor. Gülerek seyrediyor. Ya peygamber tabii bir insan. O da baba, o da eş, o da dede, o da bir evlat. Onun da neşelenmeye ihtiyacı var. Onun da gülmeye ihtiyacı var. O da insanlara örnek oluyor. Evde somurtarak hayat geçer mi? Hazreti Ayşe ile Medine'ye yaklaştıklarında bir yerden gelirken, hadi bakalım koşalım kim kimi geçecek? Kaç yaşında Resul Efendimiz? En az 55-60 yaşında. Hazreti Ayşe ile yarış yapıyor. Peygamber bir seferinde Resul Efendimiz geçiyor. Bir sefer mi olmuş? Hayır, bir daha olmuş. Peygamber o zaman beni geçti diyor. Daha sonra efendim ben de onu geçtim. Hazreti Ayşe ile yarış yapıyor, eğleniyor ya. Kılıç kalkan Yemen'den kılıç kalkan oyunlarını gösteren bir ekip geliyor.
O ekibin gösterisini Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla birlikte, erkekler hanımlarla birlikte seyrediyorlar. Arkada hanımlar. Peygamberin omzuna diyor başımı koydum. Ben de oradan bakıyorum, seyrediyorum. Kalabalık. Nerede oluyor? Mescid-i Nebevi'de kılıç kalkan oyunu, yer yok. O zaman onlara tahsis etmişler. Resul Efendimiz yeter mi diyor. Yeter ya Resulallah. Döndüm eve geçtim diyor. Bu fıtri bir şeydir. Şakaları var Peygamber Efendimizin. Enes bin Malik onun hizmetinde 10 yaşından 20 yaşına kadar. Genç, delikanlı, zeki, edepli. Ona hep şaka yapıyor. Gel buraya iki kulaklı diyor. Gel buraya iki kulaklı. Ya zaten iki kulaklı. Resul Efendimizin şakalarında bir aynı zamanda zeka da var, nükte var. Yani bu şakadan öte nüktedir. Bir kadın geliyor. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki bir kadın geldi. Ya Resulallah, halim nice olur benim. Ben cennete girebilir miyim? Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum ama cennete girmek öyle kolay mı, zor mu bilmiyorum. Ben cennete girer miyim ya Resulallah deyince Allah Resulü buyurdu ki sen bu halinle cennete giremezsin. Eyvah dedi kadın, üzüldü, ağlayarak ayrılıyor orada. Çağırın çağırın. Aleyhisselatü Vesselam'ın nüktesi var. Ben, ya Resulallah sen de mi şaka yapıyorsun? Evet ama ben şakada yalan söylemem. Benim söylediğim her şey nükte de olsa, şaka da olsa hakikattir diyor. Şaka da olsa yalan söylemekten vazgeçene cennetin ortasında bir köşk bina edilir. Bak şaka, insanları güldürmek için şakavari yalan söyleyenlere yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Ebu Davud hadisidir. Güldürmek için yalan söylemeyeceksin. Ama güldürebilir misin? Evet, güldüreceksin. Fakat doğru olacak, hakikat olacak. Hakikat olacak. Şimdi Nuayman isimli bir şakacı bir sahabi var. Peygamberimizin etrafında da insanlar şaka yapıyorlar. Nuayman şakada en ileri giden bir sahabi. Dozu da çok ağır. Herkes katlanamaz. Bir gün gidiyor pazara. İşte bu helva, bu hurma, bu üzüm, bunları diyor alıyorum. Parasını ver. Ben bunları Hazreti Muhammed'e alıyorum. Parasını gidip ondan alacaksın diyor. Ondan sonra alıyor, götürüyor. Peygamber Efendimizin sofrasına koyuyor. Ya Resulallah bunları senin için aldım. Teşekkür ederim diyor. Allah razı olsun. Çok iyi etmişsin. Ondan sonra satıcı geliyor bu Nuayman'a, diyor ki aldıklarının parasını ver. Onları ben almadım ki. Hazreti Muhammed'e verdim. Git ondan al parayı. Satıcı geliyor diyor ki ya Resulallah bu aldıklarının parası. Ne parası? Sizin için aldılar bunu. Tamam da bunu Nuayman getirdi, bana hediye etti. Ya Resulallah, Nuayman'ı çağırıyor. Ya Resulallah ben senin için aldım bunları, parayı sen ödeyeceksin diyor. Ya şakaya bak. Adam hediye ediyorum diye de getiriyor. Parasını peygambere verdettiriyor. Gülüyor Resulullah Efendimiz. Peygamberimiz de ona şaka yapıyor. Pazarda bugün bir gün bunu yakalıyor. Gözlerini arkadan kapatıyor. Biz de yaparız ya onu bazen. Arkadan gözlerini kapatıyor. Köle satıyorum, köle satıyorum diyor. Köle satıyorum o peygamberimiz. Abdullah, Allah'ın kulu anlamında söylüyor. Allah'ın kölesi, kulu. O da tanıyor sesinden. Bu köle para etmez, kimse para vermez ya Resulallah diyor. O da güzel bir nükte yapıyor. Bunlar aradaki samimiyeti, gerilmiş ortamları efendim düzeltiyor, samimiyeti artırıyor. Böyle pek çok şakalar var. Dinimizde şakalaşmanın yeri ve ölçüsü nedir? Şakalaşma gerçek olmalıdır. Mala, cana, namusa zarar vermemelidir. Bak şakada mala, cana, namusa zarar verirse dozu kaçıyor. Yalan söylüyor çoğu zaman. Öbür insan da onu kaldıramıyor. Bu sefer düşmanlık meydana geliyor. Halbuki şaka dostluğu artırmalıdır. Artırır mı? Evet. Dozunda olursa, güzel olursa eşler arasında, çocuklarla, baba arasında, anne arasında, anne baba eşler, amcalar, akrabalar arasında olur. Peygamber Efendimiz şaka yapmıştır. Pek çok şakası var. Hatta
şakalarından biri de buradan bakayım efendim başlıklarını hatırlayayım. Evet, adamın biri geliyor diyor ki ya Resulallah bir bedevi, herkeste deve var gidiyoruz yola, bana da bir deve ver. Bir deveye bineyim, ben de deveye bineceğim. Seni diyor bir devenin yavrusuna bindireyim. Haşa diyor ya Resulallah, koskoca adam bir devenin yavrusuna bindirilir mi? Her deve bir başka devenin yavrusu değil mi diyor. Zekaya bakar mısınız? Her deve bir başka devenin yavrusu değil mi? Be adam, ben sana büyük deve vereceğim. O da bir yavru ama büyük deve vereceğim diyor. Ümmü Eymen isimli bir kadın geliyor. Ve Resulullah Efendimiz'e eşiyle ilgili bir soru soruyor. Kocasıyla ilgili bir soru soruyor. Kadına diyor ki, şu gözünde beyazlık olan adam senin kocan o muydu? Kadın bozuluyor. Diyor ki ya Resulallah, benim kocamın gözünde beyazlık yok ki. Ya nasıl olur? Bütün insanların gözünde beyazlık vardır. Beyaz olmayan göz olur mu? Görüyor musun nükteyi? Efendim, şimdi çadırı darmış Peygamber Efendimiz'in konakladığı yerde. Af el-Eşcai isimli bir zat geliyor. Girebilir miyim ya Resulallah? Buyur gir diyor ey Af. Ya Resulallah, bütün vücudumla mı gireyim? Bütün vücudunla gir diyor. Bütün vücudunla gir diyor. Evet, şimdi çocuklarla da şakalaşıyordu. Enes bin Malik'in kardeşinin serçesi öldüğünde yıllarca ona ya Eba Umeyr ma faalen Nugayr, serçeye ne oldu anlatsana derdi. Serçesi ölmüştü, onun üzülmüştü. Muhammed bin Rebi isimli bir zat diyor ki bizim evimizin etrafında bir kuyu vardı. Resulullah Efendimiz bir gün bize geldi, kuyudan abdest aldı. Ben o sırada 5 yaşındaydım. Abdest aldığı suyu ağzına aldı. Ağzına alıp benim yüzüme üfledi. Suyu püskürttü. Böyle yaparız yani çocuklarla. Yapar. Ben o zaman 5 yaşındaydım. Ve bunu hiç unutmuyorum. Şimdi çocukla da çocuk oluyor. Buradan hadis alimleri de bir usul ilkesi belirlemişlerdir. İmam-ı Buhari, Muhammed bin İsmail el-Buhari'nin görüşü de budur. Hadis alimleri derler ki, bir insanın 5 yaşındaki hatırladığı şeyleri rivayet etmesi, anlatması delil olur. Ama daha aşağıdaki 3 yaşındayken şöyle yaptım, 2 yaşındayken böyle yaptım demiş olması delil olmaz derler. Yani 5 yaş meselesinde burada da bunu anlıyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Muhammed bin Rebi 5 yaşındayken onun yüzüne su püskürtmüş olması, yapması, onun da bunu rivayet edip hadis kitaplarına bunun geçirilmesi aynı zamanda bir delildir. Küçüklüğümüzde bildiğimiz, gördüğümüz olayları 5 yaşına kadar olanları anlatabiliriz. Ama ondan öncekileri anlatsak da güvenilmez, delil olmaz derler hadisçiler. Ravinin akıl bali olması şarttır olayı anlattığı zaman, ama olayı yaşadığı zamanın 5 yaşından aşağı olmamasına şart koşarlar. Evet, devam edelim WhatsApp'tan. Yine konuyu anlatacağım, başlıklarla gidelim. Sorularımızı alalım. Yıllar önce bir bakım yapan bir kadından bir arkadaşım götürmüştü. Orada insanların ebced hesabıyla, anne adı kendi adıyla insanların ölüm tarihlerini çıkarıyorlar. Bu ne kadar dinimizde yeri var? Bir de yıldızname diye bir şey var mı? Yıldızname'ye de bakıyorlardı o dediğim şahıs veya birkaç kişi. Ondan sonra işte kaç başına nerede ölüm tehlikeleri var. Bunları atlatırsan şu kadar yıl yaşayacaksın diye
söylemler söyleniyordu. Ve ölümde bir nikah olduğu söyleniyordu. Hani işte başına örnek veriyorum, iki nikah geçecek. İşte biri yaptığın evlilik, biri ölüm. Ölünce toprakla nikahlanıyorsun vesaire gibi. Yıldızname ve bu Ebced hesabını sormak istedim sizlere. Teşekkür ediyorum. Şu atasözü niye söylenmiş onu bilen var mı? Yok devenin dalı diye. Şimdi yani o kadar hani saçmalıyorlar da, o kadar da edepsizce, o kadar da futursuzca, o kadarca palavra. Bu kadar saçmalık olur mu Allah aşkına yani? Ölüyorsun, toprakla nikahlanıyorsun falan. Sonra Kur'an-ı Kerim ayet açıkça söyledikten sonra sen kalkıp nasıl orada hangi cesaretle ölümünü biliyorsun zavallı insan? Lokman suresi hemen son ayetlerinde bakın ne buyuruyor Allah-u Teala. İnna Allaha indehu ilmus sa'a. Kıyametin ne zaman kopacağı ancak Allah katındadır. Ve yunezzilul gays. Yağmur o yağdır. Ve ya'lemu ma fil erham. Rahimdekileri o bilir. Ve ma tedri nefsüm mâzâ teksibu gada. Yarın kişi ne kazanacak hiç kimse bilemez. Ve ma tedri nefsüm bi eyyi ardın temut. Ve ma tedri nefsüm bi eyyi ardın temut. Hiç kimse nerede, hangi arzda öleceğini bilemez. Kimse bilemez. İnna Allah alimun habir. Gerçeği bilen, her şeyden haberdar olan Allah'tır ancak. Şimdi Kur'an-ı Kerim açıkça diyor ki kimse nerede öleceğini bilemez. Sen yıldızdan mıydı, ebcetti, bilmem neydi, hikayeyle insanlara anasının adı, babasının adı, gelecekle ilgili ölüm tarihini söylüyorsun. Sen de inanıyorsun. Söyleyen de günahkar, inanan da günahkar. Bilemez kardeşim. Öyle bir şey yok dinimizde. Yıldıznameymiş, ebcetmiş. Ebced şiirde güzel. Çeşme yaparsın, bir şiir söylersin. Çeşmenin yapılış tarihi ortaya çıkar. Yoksa ebced geleceği bilemez ki. O rakamsal, harflerin rakamsal değerleridir. Telefonla devam edelim. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Buyurun efendim. Aleyküm selam hocam. Öncelikle sizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı Allah sizlerden razı olsun efendim. Amin. Hepimizden. Buyurun kardeşim. Biraz heyecanlıyım da hocam, kusura bakmayın. Estağfurullah. Canlı yayın daha kolay biliyor musun? Böyle karşılıklı ama sohbet ediyoruz. Hiç sıkıntı yok. Hamdolsun. Uzun süredir size bağlanmaya çalışıyordum da ilk defa bağlanabildim. Nasip bugün, hakkınızı helal edin. Yoğunluk oluyor. Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Ne demek? Nasip. Ben sizi yıllardır takip ediyorum, severek izliyorum hocam. Çok sağ olun kardeşim. Rabbim gönlünüzün muradını versin inşallah. Buyurun. Amin. Hepimizin efendim. Hocam size sorum şu. Herhangi bir duruşmada hakim önünde tanığın Allah için yemin edip ama yalan ifade vermesinin günahı nedir? Allah adına yemin ediyor ama yalan şahit. Hiç görmediği halde, bilmediği halde yalan ifade veriyor şahit. Bunun günahı nedir hocam? وَاَجْتَنِمُوا قَوْلَ zur. Yalan sözden sakının. Bir sakınmak gerekiyor. Bir de kul hakkı dediğimiz bir şey var. Görmediğini gördüm diyerek. Bir başkasını bilmediğini biliyor gibi. Ya da adam suç işlememiş işledi diyerek. Bir başkasının ceza almasına, hak kaybına, töhmet altında kalmasına, iftiraya uğramasına sebep oluyorsak biz o kul hakkını da üzerimize geçirmiş oluyoruz. Başkasının zulme uğramasına sebep olmuş, zalim olmuş oluyoruz. Ve ahirette de en çok iflas edenlerden biri de bu olacak. Yalancı şahitlik yapanlar sevapları alınacak. O kişilerin günahları bunlara yüklenecek. Allah korusun. En büyük günahlardan biri de yalan yere şahitlik etmektir. Namuslu bir kadına iftira atmaktır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'a giriş için insanlardan yalan söylemeyeceğine, namuslu insanlara iftira etmeyeceğine söz alırdı. Bütün bunları bile bile bir de Allah'ı şahit tutarak yalan söylüyor.
o insan imanını sorgulasın, Müslümanlığını sorgulasın. Yazık. Dünyasını da kaybediyor, ahiretini de kaybediyor. Yani yaşına da bakmıyor. Bazen maalesef insan bakıyorsun 80 yaşında, 90 yaşında. Yani kaybedeceği bir şey de yok ama yalancı şahitlik yapıyor. Bu nasıl bir ahlak, nasıl bir duygu, nasıl bir huydur? Allah korusun bunların şerrinden. Çok büyük günah sevgili kardeşim. Hı hı. Peygamber Efendimizin ısrarla her günahta efendim tamam büyük günahtır, haramdır dediğini görüyoruz. Ama yalan konusu olunca Resul Efendimiz öyle bir irkiliyor, öyle bir hiddetleniyor, öyle bir kendinden geçiyor ki Müslüman asla yalan söylemez. Müslüman asla yalan söylemez. Müslüman asla yalan söylemez. Bugün din adına yalan uyduruyorlar. Peygamber adına yalan uyduruyorlar. Eşler adına yalan uyduruyorlar. Yetmiyor. Mustafa Kemal Atatürk adına bile yalan uyduruyorlar. Kim daha nerede işini yapacaksa oraya ne lazımsa onun yalanını uyduruyorlar. Maalesef Allah şerlerinden korusun. Amin hocam. Amin, amin hocam. Bir de hocam bu yemin için 3 gün oruç tutarım kefarete sayılır gibi bir şey söz konusu olabilir mi hocam? Bu yemini kamus olan yani yalan yere yeminin kefareti yok. Yok değil mi hocam? Yalan yere yeminin cezası ahirette. Eğer iftira ettiyse cezası dünyada ortaya çıkarsa ama ortaya çıkmazsa dünyada ahirete kalıyor. Yemin bir şeyi yapacaksın da yemin ettin yapmadın. O zaman kefaret var. Ona yemini münakit deniyor. Yani şu işim olursa 3 gün Allah'a yemin olsun ki oruç tutacağım. Falancaya yardım edeceğim dedin. Oldu ya da bunu yapmazsam dedin. Bunlarda kefaret var. Yoksa yalancı şahitlik yaptım. Bir başkasına gittim. Bir sürü yalan söyledim. Döndüm geldim. Bunun kefareti var mı? Yok. Kefaret kurtarmaz. O anlamda yok. Anladım hocam. Peki tövbe eder ancak. Allah'ım affet beni. Tövbe eder pişman olur. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler sağ hocam. Teşekkürler. Sağ olun kardeşim. Evet diğer telefonumuz. Selamünaleyküm. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler. Konya'ya selamlar. Buyurun. Hocam benim size bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Ben 72'nin içindeyim yaşım. Elhamdülillah. Allah daha uzun, sağlıklı ömürler versin. Amin. Namazı kılarken... Evet. Yani ilk rekatta yani bir rekat ve şehidinde kalkacağıma oturduğumu o dayatıya oturuyorum. Üçüncü rekatta mı? Birinci rekatta. Yani bilmem aklım bir şey yapıyor. Bazı yerlerde aklım hani çalışmıyor. Unutuyorsun. Evet. Ne yapacağım diyorsun? İşte üçüncü rekatta tekrar oturmam gerekir mi? Evet, şimdi şöyle kıymetli anacığım. Allahu Ekber namaza durduk. Sübhaneke okuduk, Fatiha'yı okuduk, Zamm-ı Sure'yi okuduk. Rükû'ya gittik, Allahu Ekber. Semiallahu lümen hamide. Sonra secdeye gittik. Birinci rekatı kılıyoruz, bak. Birinci rekatı kılarken secdeler yaptık. İkinci rekat zannettik, oturduk. Değil mi? Öyle dedin. Aa, burası birdi, iki değildi diye kalktık. Kalktık. Şimdi ikiyi de kıldım. İkide tekrar oturacak mıyım? Evet. İkide tekrar oturacağım. Üçte kalkacağım. Üçte oturmayacağım. Dörtte tekrar oturacağım. Selam vermeden önce iki secdeye gideceğiz. Seyf secdesi yapacağız. Niye? O birinci rekatta fazladan oturduk ya anacığım. Fazladan oturmuş olduk. Dolayısıyla seyf secdesi yaparsak ama diğer oturuşları tam zamanda ve yerinde tekrar yapacağız. Ondan sonra namazın sonunda da seyf secdesi yapmamız gerekir. Evet. Zaten yapıyorum seyf secdesini namazdan sonra yapıyorum. Tamam. Ama kafama takılıyor. Allah kabul bir etsin. Bir de benim kazalı namazlarım var. Heh. Devamlı kılıyorum ama ne bileyim mi
şeye değer mi? Hepsini bir tümden kıldığımda bir şey var mı? Yok, kılabilirsin. Arka arkaya. Kılabilirsin, hiçbir sakıncası yok. O da olur, namazların peşinden ayrı ayrı da olur. Allah kabul etsin. Sağ ol. Sağlık, afiyetle, nice yıllar inşallah Rabbim namazdan, abdestten ayırmasın. Hayırlı günler diliyorum. Peygamberimiz eşleriyle şakalaşmıştır. Buradan anlattık. Şakası yapılmayan konular vardır. Mesela nikahın şakası olmaz. Küfür sözler vardır. Küfürün şakası olmaz. Allah'la peygamberle alay olmaz. Boşamanın şakası olmaz. Seni şakacıktan boşadım. Boş ol, boş ol, boş ol. Bir kardeşimiz Instagram hesabından sormuş. Onu az önce gördüm. Diyor ki resmen boşandım ancak eşim beni sözüyle boşamıyor. Ne yaparsa yapsın. Sen boşa oldun, hiç muhatap bile alma. Resmen mahkeme sizi boşadıysa dini nikahta düşmüştür kardeşim. Ben boşamıyorum. Öyle bir şey yok. Kadı, hakim ayırır. Kadın ayrılmıştır. Boşanma gerçekleşmiştir. Toplum sizi boşandı biliyor. Artık erkeğin ağzından o kelimenin çıkması şart değildir. Kediye köpeğe insan ismi, herhangi bir ırk ismi, işte Türk demek, Arap demek, ne bileyim, Rus demek, neyse yani sonuçta o milleti rencide edersiniz. Kediye köpeğe, bunlar olmaksızın herkesin ortak olarak kullandığı, ne bileyim işte minnoş diyor, tekir diyor, efendim pamuk diyor, karagöz diyor. Böyle hayvanlara bu tür isimler hızlıdır, çabuktur, çeviktir, aslandır vesaire. Bunlar takılabilir ama insan isimleri takılmaz, haşa. Ömer diyor, köpeğe Ömer diyor. Ömer denir mi ya? Resul Efendimiz'in arkadaşının ismini köpeğe verebilir misin? Bu ne kadar büyük zulümdür. Allah'ın övdüğü ashabı sen nasıl yerin dibine geçirmek ister? Köpeğe o ismi verirsin. Şaka niyetiyle kişi korkutulabilir mi? Ne dedik? Namusuna, canına, malına zarar vermeyeceksin. Ama geçici o anda şaka hemen... bir şey söyledim fakat hemen önünü alacaksın, telafi edeceksin. Bu şekilde korksa da, üzülse de peşinden hemen doğruyu söylersen, yalan söylememek şartıyla, buradaki söylediğin yalan olmayacak. Resul Efendimiz ne dedi? Sen bu halinle cennete giremezsin dedi kadına. Kadın üzüldü, korktu. Niye? Cennete giremeyeceğim zannetti. Halbuki Resul Efendimiz'in dediği şu: yaşlı girmeyeceksin bu halinle. 60 yaşında girmeyeceksin cennete, 30 yaşında gireceksin. Hep genç kalacaksın. Onu anlatmak için böyle bir şaka yaptı. Lakap ise, bir kimseye lakap takmak caiz midir? Lakabın güzel olmasına bakılır. Çirkin lakap takılmaz. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi 11. ayetinde Allah-u Teala alay etmeyi, çirkin lakap takmayı yasaklıyor. Çirkin lakap takmak yasaktır. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu la yeshar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum ve la nisaun min nisain asa en yekunna hayran minhum ve la telmizu enfusekum ve la tenabezu bil elkab. İşte geldi ayet. Ve la tenabezu bil elkab. Birbirinize kötü lakaplar takmayın. Güzel, şecaat ifade eden, güzel huy, karakter ifade eden lakaplar olur ama adama tilki diyorsun, ayı diyorsun, bilmem ne diyorsun, affedersin. Bu tür lakaplar kabilelere, sülalelere doğru değil. Peki daha önce takılmış, öyle biliyorlar. Kendileri de bundan rahatsız olmuyorsa o devam edebilir. O soyu öyle tanıyorsun ancak. Mesela Kelp kabilesi vardı. Peygamberimiz zamanında da bilinirdi. Hatta Resul Efendimiz de onu örnek verdi. Berat gecesinde o kadar insanın koyunları, onların koyunları adedince, tüyleri adedince insanlar affedilecek. Kelp kabilesi ne demek? Kelp köpek demek. Ama onlar hep öyle geldiği için tutup onu da kabilenin adını peygamberimizin değiştirme imkanı yok. O şekilde bilgi vermiş oldu. Bunlar
kendileri de razıysa kullanılabilir. Evet, bugün hatim duamız var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an hatmi olduktan sonra yapılan duanın müstecap olduğuna dair rivayetinden hareketle hatimlerin sonunda bir dua yapıyoruz. Sefaye Hanım hatim okumuş, Sefaye Hanım'ın ruhu için hatim okunmuş. Bir de Profesör Doktor Ömer Aydın, benim meslektaşım, fakülteden arkadaşım, kardeşimizin babası rahmetli oldu Samsun'da, Terme'de. Onun için de dua edelim inşallah. Tüm ölmüşlerimizin ruhları için. Amin. Sübhane Rabbiyel Alil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetu lil müttakîn. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semî'ul alîm. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entet tevvâbur rahîm. Vehdina ve veffikna ilel hakkı ve ila tarikun müstakîm. Bi bereketi hatamatil Kur'anil azîm. Ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil âlemîn. Vaf'u anna ya Kerim, vaf'u anna ya Rahim, vaghfir lana zunubena bi fadlike ve cudike ve keramike ya ikramel ikramin ve ya erhamer rahimin. Allahümme zeyyinna bi zinetil Kur'anil azim ve ekrimna bi kerametil Kur'anil azim ve şerrifna bi şerafetil Kur'anil azim ve elbisna bi hilatil Kur'anil azim. Allahümme ecalil Kur'ane lana fid dünya karina ve fil kabri munisa ve fil kıyameti şefia ve minen nar sitreten ve hicaba ve ilel hayrati kulliha delilen ve imama bi fadlike ve cudike ve keramike ya ekramel ekramin ve ya erhamer rahimin. Ya Rabbel alemin, ya erhamer rahimin. Safiye Hanım için okunan hatmi şerifi, Profesör Doktor Ömer Aydın hocamızın babası, ölen babası için okunan hatmi şerifi, dergah hizmetini en güzel şekilde kabul eyle. Hasıl olan ecru sevabı, evvelen bizzat, hulasa-i mevcudat, eftelü tahiyyat, Seyyidina Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhu şeriflerine hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Bil cümle Enbiya-i Zam Hazırat'ın ervah ile birlikte, evlat, ezvaç, ashab ve etbanın ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Ashab-ı Güzin, ya Rabbi, bütün ölmüşlerimizin ruhlarını hediye eyledik, vasıl eyle. Ezvacı tahirat annelerimizin, ehli beytin ruhlarını hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Hatim sahibi kardeşlerimizin ahirete göç etmiş olan tüm ölmüşlerinin ruhlarına, Safiye Hanım'ın ruhuna, Ömer Aydın kardeşimizin babasının ruhuna hediye eyledik, vasıl eyle. Kabirlerini pür nur eyle, makamlarını âli eyle, derecelerini yüksek eyle, seyyiatını hasenata tebdil eyle, okunan Kur'an nuruyla kalplerini pür nur eyle Allah'ım. Ya Rabbi duamızı kabul eyle, günahlarımızı affeyle. Bu duaya amin diyen tüm kardeşlerimizin, ahirete göç etmiş olan tüm ölmüşlerimizin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Ya Rabbi vatanı için, millet için canını feda etmiş, şehitlerimizin ahirete irtihal etmiş gazilerimizin ruhlarını şad eyle. Peygamber'e cennette komşu eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hastalarımıza şifa, dertlere deva, darda zorda olanlara kolaylık ihsan eyle. Neslimizi, ehfadımızı, evladımızı şeytanın, nefsin şerrinden, her türlü kötülüklerden muhafaza eyle Allah'ım. Sırat-ı müstakim üzere yaşayıp, sırat-ı müstakim üzere gidebilmeyi, hidayet üzere yaşayıp, son nefeslerde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek imanı kamil ile huzuruna gelebilmemizi nasibi müyesser eyle Allah'ım. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Görünür görünmez kaza bela afetlerden, şerlerden bizleri, ülkemizi muhafaza eyle. Memleketimize, milletimize birlik, beraberlik, güç, kuvvet ihsan eyle. Dünyaya barış, huzur nasip eyle. Dünyanın dört bir tarafında ezilen, mağdur, mazlum din kardeşlerimize, soydaşlarımıza ya Rabbi nusretinle yardım eyle Allah'ım.
duamızı kabul eyle. Hatimlerimizi kabul eyle. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala'l Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.